Darbe de dediğiniz gibi, çünkü 12 Eylül sonrasında TİSK Başkanı Halit Narin'in bir açıklaması var. Şöyle diyor: bugüne kadar işçiler güldü, şimdi sıra bizde. Açıklaması da aslında bunu biraz özetliyor gibi. Bu noktada ben hemen Sayın Çerkezoğlu'na dönmek istiyorum, izin verirseniz. Devam edeceksiniz aynı noktadan ama işçi sınıfından bahsetmişken, şimdi çok kişi öldü dedik, öldürüldü dedik, kan aktı dedik. DİSK'in kurucu başkanı Kemal Türkler belki de en önemli işte kilometre taşlarından biriydi bu süreçte. Bu süreçte öldürüldü. Eminden Sendika'ya giderken çıktığı sırada kızının gözlerinin önünde öldürüldü Kemal Türkler. İşçi sınıfına, işçi haklarına, yaşamına vurulan darbe neydi 12 Eylül'de acaba Sayın Çerkezoğlu? Evet, bugün 12 Eylül askeri faşist darbesinin 41. yıl dönümü. Öncelikle tabii şunu ifade etmek isterim ki çeşitli kesimler tarafından 12 Eylül farklı biçimlerde tanımlansa da her şeyden önce bizler açısından, işçi sınıfı açısından, bütün Türkiye toplumu açısından 12 Eylül geçmişte kalmış kötü bir anı değil sadece. 12 Eylül geçmişte kalan kötü bir anı ya da bir kısım maceracı generallerin bir girişiminden söz etmiyoruz 12 Eylül'den söz ederken. Bugün hala devam eden işçi sınıfı ve ülkemiz açısından karanlık bir dönemin başlangıcıdır 12 Eylül darbesi bundan 41 yıl önce. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi bu süreçte DİSK'in hedef alınması 12 Eylül'den önceki günlere de dayanır. Yani kısa bir süre önce 12 Eylül'den 22 Temmuz 1980'de kurucu genel başkanımız Kemal Türkler'in katledilmesi, ardından bir hafta sonra 30 Temmuz'da DİSK'in kapatılması için düğmeye basılması ve ardından gelen 12 Eylül sürecinde aslında yaşananlar, bugüne kadar hala devam eden bu süreç 12 Eylül'ün sınıfsal karakterini de çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır. 12 Eylül açık bir sınıfsal kimliği olan bir askeri darbedir. 12 Eylül askeri darbesi açıkça işçi sınıfına karşı bir sermaye darbesidir. Biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi yine sermaye temsilcilerinin bugüne kadar işçiler güldü, bundan sonra sıra bizde diyerek 12 Eylül'ü alkışladıkları bu süreç, bugün grevleri yasaklamakla övünen bir iktidarı yine aynı sermaye temsilcilerinin alkışlaması da devam etmektedir. Dolayısıyla 12 Eylül bizim açımızdan 41 yıldır devam eden bir süreçtir ve DİSK'in Genel Başkanımız Abdullah Baştürk'ten o dönem darbe günlerinde iş yeri temsilcilerine kadar binlerce üyesinin gözaltına alındığı, onlarcasının yargılandığı, yöneticilerimizin idamla yargılandığı ve DİSK'in 12 yıl faaliyetlerinin durdurulduğu bir dönemi de anlatır. Ve aslında 12 Eylül'ün bu sınıf karakteri bugün açısından baktığımızda 41 yıldır işçi sınıfının yaşadıklarıyla bugüne kadar gelen ve devam eden bir süreci ifade etmektedir. Bugünü Yani özellikle soracağım Sayın Çerkezoğlu size biraz evet. sonra. Yani hani orada kaybedilen haklarda bugün geri kazanımlar oldu mu olmadı mı, nasıl devam ediyor? Buna geleceğim ama Sayın Bursalı'ya geri dönmek istiyorum. Şöyle dönmek istiyorum. Amerika'dan bahsettiniz, Amerika'nın etkisinden bahsettiniz, işçi sınıfından bahsettiniz, siyaseten bahsettiniz. Ama generaller açısından baktığımızda, darbeci generaller açısından baktığımızda neye hedeflediler, neye amaçladılar 12 Eylül'de ve o amaca ulaştılar mı? Aslında ulaştılar tabii. Yani Türkiye'nin o andan itibaren bütün alanlarda kontrol altına, işçi sınıfından başlayarak öğrenci kesimine kadar ve bütün itiraz eden, tartışan toplumun ileri kesimlerine kadar hemen herkes belli ölçülerde susturuldu. Yani büyük ölçüde susturuldu, hatta onu söyleyebilirim. 12 Eylül'den önce, 12 Eylül'e kadar aslında şimdi bakıyorum da bir sürü 2027 kişi öldürülmüş 12 Eylül'e kadar. Çok büyük bir şey 12 Eylül. Sonrasında 650 bin kişi gözaltına alındı. Siz de bunları az çok saydınız aslında. Bu milyonlar, 1 milyonu aşkın, 2 milyona yakın insan da fişlendi. İdam 7 bin kişiye idam cezası verildi. Bunların 50 tanesi infaz edildi. Ereni siz söylediniz. Tabii ki yaşı küçültülerek. Tam bir alçakça bir darbeydi ve Türkiye'yi daha sonraki olayları da baktığımız zaman
Özal döneminin Özal dönemi ekonomisinin içine sokan ve bunun da bir hazırlığı olarak da görebiliriz aslında. Özal döneminin başlangıcı 1983'te de Özal dönemi başladı. Evet. Bu Amerika'dan bahsettik. Aslında ordunun o günkü yapısı tamamen Amerikancı bir yapıydı. Yani bütün üst düzey komutanlar, bütün silahlar NATO'nun en gerici ülkelerinden bir tanesi haline getirmişlerdi Türkiye'yi. Çünkü tam kontrol altında tutmak amacıydı bu. Bu daha önce 12 Mart'ın bir daha geliştirilmiş bir darbesiydi. 12 Mart'ta da büyük olaylar yaşadı ülke. Fakat 12 Eylül bunları kat be kat aşan bir özelliğe sahipti. 12 Mart sonrası deniz gelişme arkadaşları da idame edildi biliyorsunuz. Hiçbir arkalarında cinayet olmamasına rağmen. Şimdi bugün baktığımız zaman olaya ordu için çok karanlık bir zaman 12 Eylül. Ordu için Türkiye devletinin, Türkiye buradaki milletin, ülkenin bir ordusu olmaktan ziyade Amerika'nın güdümünde bir ordu pozisyonundaydı her zaman için. Şimdi bu daha sonra 1997'ye doğru giderken aslında orduda da önemli değişiklikler oldu, anlayış değişiklikleri oldu. Şimdi buradaki siyasi olarak Türkiye'nin bu liberal ekonomi dönemine de geçişinin aslında askeri darbenin sonuçlarından, hazırlayıcısından biri olarak bunu da görmek lazım. Yani o zaman işçi sınıfında susturulduğu bir liberal dönem başladı. Ve sendikasızlaştırma başladı. Sendikalar kontrol altına aldı ve o kontrol altına alma adım adım bunu Arzu Hanım bunu çok daha net anlatır. Bugüne kadar işçi sınıfının haklarının geri alması bir kenara bence kısıtlana bugün bir sürü iş kolunda hareketsiz hale getirinceye kadar bu yasa değişiklikleri vesaire falan sürdü. Peki. Yani bu en büyük karanlık dönemden bahsediyoruz biz 12 Eylül'den bahsederken. Peki. O zaman hemen Sayın Çerkezoğlu'na dönelim bu noktada. Şimdi işçi sınıfına yönelik hak kayıpları, yaşadıkları gözaltılar, işkenceler, tutuklamalar. Daha sonrasında gelen bütün hükümetler 12 Eylül'lerin yıl dönümünde hep o dönemi karanlık günler diye andılar. Bir daha tekrarlanmayacak, bir daha yaşanmayacak dendi. Ama o dönemin getirmiş olduğu uygun